Arkadaşlar 20 saatliğine yaklaşık Amerika'ya gidip satın aldığımız iPhone 13'ler ofisimizde. Bu videoda sizlere Amerika'ya gidip bu iPhone'ları satın alarak ne kadar harcama yaptığımızı ve tabii ki iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max incelemesini aktarıyor olacağım. Şimdi ben doğrudan saraya dalayım arkadaşlar ve sizlere birazcık böyle kalem kalem durumları açıklayayım. Şimdi biz gittik bu cihazları Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldık. Ne kadar harcama yaptık, ne kadar toplamda bir harcama çıktı cebimizden sizlere aktarayım. Bunlar yaklaşık rakamlar, onu da sizlere söyleyeyim. Yaklaşık 13.000 TL bandında bir uçak bileti harcamamız oldu arkadaşlar. 1200 TL'lik bir konaklama masrafımız oldu. 1200 TL'lik bir Amerika içinde kullandığımız araçtır, oradan oraya gitmedir, benzindir vesaire. Böyle bir harcamamız oldu arkadaşlar. 500 TL civarında bir yemek harcamamız olmuş ve 17.400 TL bandında da iPhone'ların totalde tuttuğu rakam var. Burada hemen ufak bir bilgi vereyim sizlere. Biz elimizde bulunan bir iPhone 12 mini'yi orada trade yöntemiyle bu cihazları alırken iade ettik ve 400 dolarlık bir indirim oldu cihazları alırken. Yani o yüzden de şu anda 17.400 lira biz totalde ödemiş gözüküyoruz iPhone'lar için ama normalde 400 dolar daha fazla ödememiz gerekiyordu. Toplamda baktığımızda da 32.000 ila 34.000 TL bandında bir harcama yaptığımız ortaya çıkıyor. Amerika'ya gidip bu iPhone'ları alarak. Tabii ki bu fiyatlara bu iki telefonun IMEI kayıt ücretleri dahil değil. Yaklaşık 4000 TL'de onun üstüne koymamız lazım. Yani 38-39.000 liraları bulan bir fiyattan bahsediyorum sizlere. Tabii biz bunları hiç gitmeyip Türkiye'den alsaydık ne olurdu? Satışa çıkmadı ama 1 Ekim'den sonra alsaydık iki cihaz için Türkiye garantili, 2 yıl Türkiye garantili şekliyle 34.000 TL bandında bir fiyat ödememiz yeterli oluyordu. Yani hemen hemen aynı kafaya geliyordu. Hatta daha ucuza bile geliyordu diyebilirim sizlere IMEI kaydını işin içine koyduğumuz zaman. Ama bizim Amerika'ya gidip bu iPhone 13'leri almamızın tek amacı vardı arkadaşlar. Oradaki deneyimi ve o heyecanı sizlere aktarabilmek. O videoyu da baştan beri bahsediyorum ama aranızda izlemeyenler olabilir. Kartlar bölümüne koyduk. Oraya giderek iPhone 13'leri Amerika'ya gidip nasıl aldığımızı izleyebilirsiniz. Gelelim işin tasarım tarafına. Tasarımla başlayalım. Bu cihazların dış tasarımlarını sizlere aktarmak isterim. İki telefonda da aslında kutu açılış videosunda da bahsettiğim üzere arkasında büyümüş kamera tasarımı ve onun dışında ön tarafta bulunan şöyle ekranı açarsam da siz de görebilirsiniz. Zaten çok net bir şekilde. Çentiğin küçültülmüş hali dışında çok büyük değişiklikler tasarım anlamında yok sevgili arkadaşlar. Pro ve Pro Max modeli var önümüzde. Pro modeli 6.1 inç, Pro Max modeli 6.7 inç boyutunda. Ekran yapıları Super Retina XDR OLED denilen Apple tarafından özel üretilmiş bir ekran yapısı arkadaşlar. ProMotion isimli bir özellik gelmiş ekrana. 120 Hz'e kadar yüksek yenileme hızlarına çıkabiliyor bu cihazların ekranları. Sadece bu iki modelde bu özellik var. Onu da sizlere söyleyeyim. Ekrandaki bu ProMotion özelliği cihazların 10 Hz ile 120 Hz arasında ekran yenilemesini duruma göre istediği şekilde değiştirmesini sağlıyor. Bu ProMotion özelliğini nasıl devre dışı bırakabiliriz o kısmını da göstereyim. Ayarlardan erişilebilirlik bölümüne gidiyoruz, hareketlere giriyoruz ve burada kare hızını sınırla bölümünden gördüğünüz üzere şu anda saniyede 60 kareye sınırladık. Yani bu cihazlarda fabrika çıkışlı olarak 120 Hz yani ProMotion özelliği açık olarak geliyor. Ancak pile etkisi çok büyük değil, olumsuz anlamda, onu da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Gelelim işin performans tarafına. 5 nanometre üretim süreciyle üretilmiş bir A15 Bionic dediğimiz mobil platformlardaki belki de en güçlü işlemci olma özelliğini bünyesinde bulunduran bir işlemci bu cihazların içinde görev yapıyor arkadaşlar. Hemen şöyle Geekbench'e de ben yavaştan açayım. Birazdan sizlere skorları da zaten gösteriyor olacağım. Performans olarak bu cihazlar rakipsiz olabilir arkadaşlar. Bu konuda zaten hepimiz hemfikirizdir diye düşünüyorum. Ancak bir de şurada durmakta olan 12 Pro'nun Geekbench skorunu ekranda sizlere göstermek üzere açmak istiyorum ben. Burada durmakta olan telefon iPhone 12 Pro, 13 Pro ve 13 Pro Max. Cihazların hepsinde iOS 15 yüklü ve Geekbench skorları gördüğünüz üzere inanılmaz birbirine yakın. iPhone 12 Pro'da A14 Bionic işlemci var. Bu diğer iki cihazda da A15 Bionic işlemci var. İkisinin arasında günlük anlamda performans açısından fark edebileceğiniz hiçbir farklılık bence yok. Oyun testlerine de baktığımızda Call of Duty Mobile ve PUBG'yi oynadık tabii ki bu cihazlarda. İkisinin de desteklenen en yüksek ayarlarında oynadım ben bu cihazlarda ve çok da uzun bir uçak yolculuğu yaptım. Amerika'dan buraya dönerken yaklaşık 12-13 saat bu cihazlar hep elimdeydi. Bir onu bir bunu, bir onu bir bunu hep kullandım. Gün sonunda herhangi bir ısınma problemiyle karşılaşmadım. Gelelim işin kamera tarafına. Şu ekranları şöyle bir ters çevireyim. iPhone 12 Pro niye hala burada derseniz şimdi size ufak bir şey göstereceğim. O yüzden burada. Tasarımda bahsettiğim şu kamera farklılığını büyüklük anlamda çok net bir şekilde bakın. Şöyle görebiliyorsunuz. iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro. Aynı şey Pro Max modeli için de tabii ki geçerli ama şu an bu şekilde sizlere göstermiş olayım. Aradaki kamera farklı
farklılıkları gözle görülür bir şekilde bizim karşımıza çıkıyor. Gelelim bu kameraların detaylarına. Şu telefoto, ultra geniş ve standart geniş dediğimiz 3 adet lens var cihazlarda. 3'ü de 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Burada direkt Apple'ın öne çıkardığı özelliklerden ilerleyelim. Cihazlarda makro çekimi özelliği mevcut ve en azından kendi yorumum olarak söyleyeyim size. Benim şimdiye kadar gördüğüm akıllı telefonların içerisindeki en iyi makro çekim yeteneklerine sahip olan kameralar bu cihazlarda arkadaşlar. Özellikle video tarafında bunun nedenini birazdan daha da fazla size açıklayacağım ama 2 santime kadar yaklaşarak makro çekimler yapabiliyorsunuz bu cihazlarla ve hem fotoğraf çekebiliyorsunuz hem de 4K 60fps makro video çekebiliyorsunuz. Bir makro çekim yapmak istiyorsanız bu cihazlar gayet yeterli durumda olduğunu sizlere söyleyeyim. Gece çekimleri için ultra geniş açılı kamerada çok güzel bir şey yapmış Apple tarafı ve Apple'ın iddiası da zaten o yönde. %92'lik bir ışık artışı oranı olduğunu söylüyor ultra geniş açılı kamerada ve sonuçları karşılaştırdığımızda da zaten iPhone 12 Pro'yu da ekranda görüyorsunuz. Ciddi anlamda bir güzellik bizleri karşılıyor 13 Pro ve Pro Max tarafında. Arkada bulunmakta olan lidar sensör de gece çekimlerinde kaliteyi arttırmaya yönelik oradaki görüntüyü sabitleme amaçlı daha iyi bir şekilde görevini yapıyor bu cihazlarda. Gelelim telefoto kameramıza. Telefoto kameramızda biliyorsunuz hem portre fotoğraflar çekerken görev yapan bir kamera hem de zoom yeteneği anlamında bu cihazlarda bulunan bir kamera. Zoom yeteneği anlamında 3x optik zoom'a çıkılmış iPhone 13 Pro ve Pro Max'te. Ancak hani olumsuz bir şey, optik zoom kapasitesi arttı dedim sizlere bu cihazlarda. Ancak beraberinde bir dezavantaj getiriyor kullanıcılara. O da şu: daha öncesinde f2.0 diyafram aralığına sahip olan iPhone 12 ailesi diyeyim ben sizlere, telefoto kamerasına sahip olan modellerinde, bu modellerde f değeri yani diyafram değeri f2.8'e çıkmış durumda. Tabii bu bizim DSLR kameralarda da gördüğümüz zoom kapasitesi ya da zoom yetenekleri arttığında diyafram aralığının düşmesiyle aynı durum. iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max'in ön kameralarına baktığımız zaman ise ana kamerada megapiksel olarak bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Ancak yenilenmiş bir burada sensör bizleri karşılıyor 12 Pro'ya göre. Bunun yanı sıra küçülen çentiğin içinde bulunan Face ID ise aynı iPhone 12 serisinde olduğu gibi gayet performanslı bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ön kameraları genel olarak özetlediğimizde ise çok büyük bir farklılığın olmadığını kağıt üstünde görsek de tabii ki günlük hayatta iPhone 12 Pro ile yan yana koyduğumuz zaman ufak tefek farklılıkları görüntülerde görebiliyoruz. Ve tabii kameralarda bulunan Apple'ın lansmanda belki de lansmanın yarısını buna ayırdığı sinematik çekim kısmına birazcık değinmek istiyorum. Şimdi sinematik çekim hem ön kamerada hem arka kamerada işliyor arkadaşlar. Ve burada şöyle bir durum var. Benim gibi özellikle kıvırcık saçlara sahip insanlar için şu anda çok iyi çalışmayabiliyor. Ancak şu anda çok erken, yani bu cihazlara bir yazılım güncellemesi gelebilir. Bir şeyler düzeltilebilir ama tabii ki düşünme ve uygulama mantığı açısından çok yerinde bir video seçeneği olmuş. Bunu daha önce Samsung da yapmıştı canlı odak video olarak diye hatırlıyorum. Orada da yine benzer şekilde çalışıyordu ancak buradaki çalışma mantığı çok daha farklı. Yani burada objelere siz herhangi bir bokeh efekti verebiliyorsunuz. Arkayı blurlaştırabiliyorsunuz. Önü ön plana çıkartabiliyorsunuz. Sinematik videoları çektikten sonra düzenleyebiliyor olmanız da çok çok güzel bir detay olmuş. Burada hazır videodan bahsederken fotoğraf tarafına da çok kısa bir şekilde değineyim. Kamerada bir mod gelmiş arkadaşlar. Sizler kameraya istediğiniz modları hazır bir şekilde, hani bu benim filtrem gibi bir şekilde, kamerayı şu anda gördüğünüz üzere bakın bu şekilde istediğiniz gibi kendinize özel bir filtreleme yaparak kaydediyorsunuz ve bunu kaydettikten sonra tüm fotoğraflarınız doğrudan bu şekilde çekiliyor. Yani kendinize özgün bir kendi ayarınızı yaparak cihazınızı kullanabiliyorsunuz. Güzel olmuş mu? Güzel olmuş fotoğraf anlamında. Onu da sizlere aktarmış olayım. Şimdi gelelim son değerlendirmemize. En önemli kısım burada. Dananın kuyruğu burada kopuyor arkadaşlar. iPhone 13 Pro ve Pro Max cihazlarına baktığımda iki telefonun da gerçekten başarılı cihazlar olduğunu sizlere söylemeliyim. Yani ben de beğendim. Şimdi yalan yok. Ancak işin fiyat tarafına değineceğim ama pil tarafında da ufak tefek şeyleri sizlere aktarmam gerekiyor. Pil anlamında ben iPhone 12 ailesi için bunu çok defalarca söylediğimi hatırlıyorum. O cihazlarda pil sorununu Apple bitirmişti. Yani pil anlamındaki bütün problem iPhone 12 serisinde çözülmüştü. iPhone 13 serisinde hem pil kapasiteleri artırılmış hem de yeni bir işlemci modeliyle buradaki pil tüketimi, güç tüketimi azaltılmış. Ve dolayısıyla bu cihazlarda da pil ömrü diğerlerinden çok daha başarılı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ve tabii işin fiyat tarafına geçecek olursak iPhone 13 Pro 16.000 TL, iPhone 13 Pro Max ise 18.000 TL bandından Türkiye'de satışa çıkacak 1 Ekim'de. Ve tabii açıkça beyan etmem gereken konu da şu: bence özellikle bir iPhone 11 ve sonrasında bir cihaz kullanıyorsanız bu telefonları iPhone 13 serisi olarak konuşacağım. Sadece ikisi değil. Buna karşılık gelen cihazlardan birine sahipseniz bence geçmeden önce iki defa düşünmelisiniz arkadaşlar. Çünkü iPhone 11'lerin üstüne, iPhone 12'lerin üstüne yani böyle hayatınızda inanılmaz şeyler değiştirecek çok büyük farklılıklar yok. Bugün baktığımızda iPhone 11'i 8.000 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Hadi ben iPhone 11'in LED ekranını kullanmak istemiyorum, daha iyi bir ekranım olsun diyorsanız iPhone 11 Pro'yu da çok daha uygun bir fiyata yine satın
satın alabiliyorsunuz. iPhone 12'leri zaten söylemiyorum bile. Eğer dediğim gibi bu cihazlardan birini kullanıyorsanız saydığım modellerden, bu cihazlara geçmeden önce mutlaka iki kere düşünün. Çünkü para kolay kazanılmıyor biliyorsunuz. O yüzden benden size bir tavsiye olsun. Ben gideyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.